Yay unsuru, yay benzeri modellerin oluşturulması için kullanılır. Yeni bir çizimde yay unsurunun kullanımına bakalım. Yay unsuru için yayın döneceği bir eksen tanımlanması gerekir. Bir doğru parçası çizdik. Sonra bunu işaretleyerek format panelinden bir center line olarak tanıttık. Yay için bir kesit tanımlamam lazım. Bu kesit bir daire olmak durumunda değil. Herhangi bir kapalı kesit yay unsurunda kullanılabilir. İsterseniz ölçülendirme ile kesitin konumunu ve çapını tam olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra katı modelleme ortamına geçtiğimde Create paneli altındaki coil ikonu yay benzeri modeller yaratılması için kullanılır. Önce benden bir kesit sorulur. Kesit otomatikman seçildi. Daha sonra eksen. Ekseni işaretlediğim an dikkat ederseniz bir öngörünüm oluştu. Burada dönme yönü ayarlanır. Eksen için yukarı aşağı seçenekleri mevcuttur. Daha sonra coil size bölümüyle yay tanımlanır. Tip olarak 4 farklı seçenek bulunmaktadır. Pitch dediği hat ve dönme sayısı, dönme sayısı ve yükseklik, hat ve yükseklik, bir de spiral tanımlama şansınız vardır. Hat ve dönüş sayısı kalabilir. Dönüş sayısını değiştiriyorum. İsterseniz belli bir açı verebilirsiniz ve bu açı bir eğim açısı anlamına gelir. Bu eğim açısına göre yay unsuru oluşabilir. Biz eğim açısını 0 olarak alalım. Coherence bölümü ise yayın bitim noktalarındaki özellikleri tanımlar. Başlangıçta flat olmasını istiyorum dersem eğer, o zaman bir geçiş açısı tanımlamam ve düz kalacak olan bir açı tanımlamam gerekir. Burada gördüğünüz gibi. Okey dediğim anda yay çizime yerleşir.